Arktan eksi 1, tan alfa eksi 1 olduğu zaman hangi açıdır bu arkadaşlar? Eksi, do, eksi 45'tir. Normalde evet 135 de olabilir ama tanjantın tanım aralığı eksi 90-90 bu yüzden eksi 45 diyeceksiniz. Geleceğiz buraya. Cos beta eksi kök 2 bölü 2. Arkkos'un tanım aralığı 0-180. Bu yüzden arkadaşlar e, e, 135 derece diyeceğiz. Şey demeyeceğiz yani 3. bölgeden bir açı. Aynı şekilde arcsin kök 2 bölü 2 teta olsun. Sin teta kök 2 bölü 2 ise o da arkadaşlar 45 derecedir. Böylece toplarsak 135 olur. Böylece o da 3 pi bölü 4 yaptı. D şıkkı. Sin x çarpı cos 60 eksi x artı cos x çarpı sin 60 eksi x. Sin a cos b. Sin b cos a. Hemen bana neyi hatırlatmalı? Sin a artı b'yi. Böylece sin x artı 60 eksi x işte bununla yok. Evet hani böyle ezbere karşıyız falan yaygaraları kopartılıyor ama bazen bu ezberler yapılmadan da olmuyor. En azından şu an sistem içinde arkadaşlar başarılı olmak için nispeten bu ezberlere ihtiyacınız var. Zaten yorumlu kısımları uzunca anlatıyoruz ama burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu ezber bilgi önemliydi. Yine kos kos sinsin neydi hatırlayın. Arada eksi varsa tam tersiydi. Cos A artı B'nin formülüydü. 17 artı 13'ten de cos 30. Bu da kök 3 bölü 2. Bölersek 1 oldu C şıkkı. Kutu içindeki x bize cos x, cos 3x, sin 3x, sin x söylüyor. Yani aslında bu fark formülü. Eğer arada artı varsa eksiydi kosinüste üstte. Cos A cos B, eksi sin A sin B, cos A artı B'dir. Arada artı varsa cos A eksi B'dir. Bu yüzden cos x eksi 3x olacak. Hangisinden hangisini çıkardığınızın hiçbir önemi yoktur. Çünkü kosinüs arkadaşlar cos eksi x de cos x de aynı şeydir. Haliyle burada mor olan direkt cos 50 oldu. 25'e gelirsek sin 5, 3, 5x cos 3x cos 5x sin 3x. Bu da arada yine eksi olduğundan ve sin olduğundan sin a eksi b Sin 5x eksi 3x'ten bu da sin 2x yaptı. Sin 2x olduğu için bu da sin 50 oldu. Başlarında 2 olsaydı sin 100 olurdu ama yok o zaman sin 100 bölü 2. Cevabımız burada sin 80 bölü 2 olacak hemen yine korkmayın şıklarda yok diye. Toplamları 180 olanların sinüsleri birbirine eşittir. Tan x 1 bölü 3 kot y de 2 demiş. Hemen arkadaşlar kot y'yi normal tan x artı y formatına döndürmek için ne yaparım? Tan y 1 bölü 2 derim. Çünkü tan çarpı kot arkadaşlar çarpımları 1'di. Bundan sonra o zaman artık ne söyleyeceğiz? Tan x var, tan y var. Benden x artı y'yi istiyorsa böylece tan x artı y'yi bulmaya çalışırım ben. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Haliyle 5 bölü 6. Burası da 5 bölü 6. 1 oldu arkadaşlar. 45 derece C şıkkı. Ha bu arada tabii ki 225 de olabilir ama şıklarda yok. Hemen burada 1 artı cos x var ya arkadaşlar. Ben Ondan kurtulmak isterim birden. Sadeleşebilecek hale getirebiliriz çünkü. 1 artı 2 cos kare x bölü 2 eksi 1 yazarsak bunlar gider. Böylece 2 cos x 2 cos kare x bölü 2 bölü e, sin x 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2. Bunlar gitti. Yukarıda cos x bölü 2 kaldı aşağıda sin x bölü 2 kaldı kotanjant x bölü 2 oldu. Kotanjant x bölü 2 ile tanjant x bölü 2'yi çarptığım an cevap 1 olur. Böylece olayı halletmiş oluruz c şıkkı. Yine toplam ve fark formülü. Burada da hatta farkı kullanacağız. Bakın şimdi şunu şöyle uzatırsam. Şurada ufak bir beta açısı var gördüğünüz gibi. Bunun bir kenarı 120 santim. 50, 80 çıkarırsam burası da 30 oldu. Şöyle bir dik üçgen gördünüz mü? Ve bunun tanjant betası 30 bölü 120'den 1 bölü 4. Şimdi alfa artı betaya bir de bakın lütfen. Alfa artı beta içinde arkadaşlar toplamda bu 190 santimdi ya haliyle şurada 50'yi çıkarınca burası 140 oldu. Şöyle T diyeyim. AT uzunluğu 140 oldu. Ve zaten şu uzunluğu da kendi 70 vermişti. Tanjant alfa artı beta arkadaşlar 140 bölü 70'den 2 oldu. Şimdi benim alfayı bulmak için ne yapmam lazım? Tanjant alfa artı betadan betayı çıkarmam gerekiyor. Böylece tanjant alfa artı beta 2. Tanjant beta o küçük olan 1 bölü 4. Bölü 1 artı 2 çarpı 1 bölü 4 oldu. O e, 7 bölü 4. Payda da e, 2, 4. O da 6 bölü 4 yaptı. Sadeleşti. 7 bölü 6 d şıkkı. Sin x eksi 20, 1 eksi 2 sin kare 40. Tabii ki formüller gerçekten bu konuda önemli bir yer teşkil ediyor. Burada gördüğünüz gibi aslında cos 2a formülü var. Dolayısıyla cos 80 bu. Cos 80 de arkadaşlar neye eşittir? Sin 10'a. Sin 10 eşittir. Sin x eksi 10 yapalım ki böylece bunları götürebileyim. Ne diyoruz arkadaşlar? Birincisi x eksi 20 eşittir. 10 artı 360k. Bu soruda işinize yaramayacak ama şunu da ekleyelim. 180 eksi 10'dan 170 artı 360 k da diyebilmeliyiz. Böylece x artı 30 artı 360 k geniş açı istemediği için bunu siliyorum. Elde edeceğimiz küçük açı dar açı k'ya 0 verdiğimizde 30 oldu c şıkkı. Yani bu soru arkadaşlar direkt görme sorusu. Göremezseniz çözümü çok uzun. O yüzden ben size yani o olayı bir göstereyim. Böylece rahatlasın içimiz. Tan 45 artı tan x bölü bu 1 eksi tan x çarpı tan 45. Fark ettiniz mi? Bu bir, formül. Tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b. Böylece tan x artı 45 oldu arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Şu an bundan sonra izlemek zorunda değilsiniz ama hocam ben bunu göremedim diyenler nereden yapmalı? Devam etmeyeyim ama en azından şunu söyleyeyim. Payda eşitleyeceksiniz. Sin x artı cos x bölü cos x olacak yukarısı sonra cosx e, cos x eksi sin x bölü cos x olacak bunlar gidecek. Sonra arkadaşlar sin x artı cos x, cos x eksi sin x. Burada şunu yapacaksınız. Cos x'in yanındaki birin yerine yine tan 45 yazacaksınız böyle veya sin'in yerine fark etmez. Artı cos x aşağıda da yine cos x eksi sin x çarpı tan 45 yazacaksınız toplam fark formülünden devam edeceksiniz. Bu da zulüm, bunu da görmen gerekiyor gerçi. O yüzden burada bu olayı görmek daha mantıklı. Bu soruda size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. En küçük açıyla çevirmek için böyle çeviririm. Yani normalde tabii ki doğrusal olsun diye böyle bir sürü açıyla döndürebilirsiniz siz bu kenarı. Ama mantıklı olan en küçüğü sorduğu için işte bak böyle doğrusal hale getirmek. Benim şimdi bu açıyı bulmam gerekiyor. Buraya alfa dersek onu nasıl bulacağım? tamamen analitikten yararlanarak nokta analitiği sonra tamamen demeyeyim pardon yarısında da kos teoremi. Çünkü şöyle birleştirirsem iki nokta arasındaki uzaklık neydi? x2 eksi x1'in karesi 8 eksi 3'ün karesi yani 25. 7 eksi 2'nin karesi 5'in karesi yani 25 kök 50. Burası arkadaşlar kök 50. Aynı şekilde 6 3 çıkar 3'ün karesi 9. 3 eksi 2 1 1'in karesi tamam 10 oldu kök 10 oldu. 8 eksi 6 2 4 yapar. 7 eksi 3 4 olur. Ee, yani karesi 16 olur. Burası da kök 20. Böylece arkadaşlar kök onun karesi 10. Kök 20'nin karesi 20. Eksi 2 çarpı kök 10 çarpı kök 20 çarpı kos 180 eksi alfa eşittir 50. Böylece arkadaşlar buradan artık şunu söyleyebiliriz. Öbür tarafa attığım zaman şu kök 10 kök 10 oluyor. 10 oluyor. 20 kök 2. E, bu arada eksi eksiden artı cos alfa olacak. Cos 180 eksi alfa eksi alfadır çünkü. Sonra arkadaşlar öbür tarafta da 20 oldu. Cos alfa 1 bölü kök 2 geldi. Demek ki en az 45 derece döndürmeliymişiz. C şıkkı. 1 artı cos 2x de biliyorsunuz 1'i götürmek gerekiyor. O yüzden burada da öyle bir şey yapacağım. 1 artı cos 2x 2 parantezini alacağım. Cos 2x gördüğüm yere 2 cos kare x eksi 1 yazacağım. Böylece birler gidecek. Bakın burası 4 cos kare x oldu pay. Sonra bunun kare kökünü aldığımız zaman dar açı olduğu için dışarı olduğu gibi çıkar. 2 cos x olur arkadaşlar. Aşağısında da zaten bunun sin 2x var. Sin 2x 2 sin x çarpı cos x ya. O zaman haliyle 2 sin çarpı cos de bu ikiler gitmiş olacak. Sonra cos gitmiş olacak. Böylece 1 bölü sin oldu. 1 bölü sin çarpı cos x ne, ne demektir? Kotanjant x demektir. Kotanjant x 5 bölü 12 arkadaşlar. Şimdi bir dar açı olduğu için. Bunlarda hatırlıyor musunuz? Şöyle üçgen çizin diyorduk. Buraya x yap. Buraya x bölü 2 yap. Sonra buraya da x bölü 2 yap. Böylece arkadaşlar. Şimdi kotanjant e, x'i 5 bulduk ya burası 5, burası 12, burası 13 burası da 13. Böylece tanjant x bölü 2, karşısı 12 komşu 18 cevap 2 bölü 3 oldu. D şıkkı. Arklarda arkadaşlar içerisine odaklanmalısınız. Çünkü arkın içinde sayı var. Derece değil. Ve bu normalde şöyle bakın. Buraya alfa dersek sin alfa 4 eksi x bölü 2 4 eksi x bölü 3 değil mi? Haliyle sin x sin alfa her zaman ne ile neyin arasındadır hatırlayın. 1 ile eksi 1 arasındadır. Bu yüzden eksi 3 4 eksi x 3. Ee, her taraftan 4 çıkaralım. Eksi 7 eksi x ve eksi 1. Şimdi eksi ile çarpayım. 7 1. Toplam arkadaşlar 7 1 7 tane sayı oldu D şıkkı. Birincisi arkadaşlar A'ca olan uzaklık şey B noktasına olan uzaklık 250. Sonra A'ca olan uzaklık 240. Böylece 7, 24, 25 üçgeninden dolayı 70. Ben burada açıkçası sıfırları silmeyi tercih ederim. Birazdan oran yaparken daha kolay olsun diye. Sıfırları görme bence. 7, 24, 25 olarak gör. Sonra merdiven B'den 130 santim yukarı çıkacak. Normalde 130 ya oradan ben yine bir sıfır siliyorum. 13 yukarı çıktı. Merdiven şöyle kaydı haliyle 7 artı 13'ten burası 20 santim oldu. Sıfırları sildiğimi unutmayın. Ve bunun boyu değişmez merdiven sonuçta yine 25. Demek ki arkadaşlar burası 15, 20, 25 üçgeninden dolayı 15 oldu. Biz kendimiz şöyle çizelim o zaman artık. Bir merdiven var. Sonra şöyle yukarı kaydı. Burada buranın uzunluğu e, kaçtı? 7 idi. Sonra tamamı arkadaşlar buranın 20 santim. Sonra burası 24'tü. Orası aynen duruyor. Şu kısa olan uzaklık 15 olarak duruyor. Zaten 25 devam. Bize demiş ki merdivenlerin arasındaki açı bunun tanjantı nedir diye soruyor arkadaşlar. Daha, evet tanjantı nedir diye soruyor bir nevi. Çünkü tanjant x değeri var. Nasıl bulacağım bakın şimdi. Bildiğim açılardan yararlanacağım. Şuraya alfa desem. Buraya da beta desem. Şu açı Alfa eksi beta eşit değil mi? İki iç bir dış üçgenden hatırlayın. Alfa eksi beta beta da gerçekten alfa yapıyor. Haliyle arkadaşlar tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta yaparsam işte bu alfa eksi betanın tanjantını bulurum. Tanjant alfa 20 bölü 15 haliyle kaç geldi 20 bölü 15 4 bölü 3 bu tanjant alfa şimdi. Gelelim tanjant beta'ya. Tanjant beta arkadaşlar neresi? 7 bölü 24. Haliyle artık bunları çıkaracağız. İşlem kısmı kaldı. 4 bölü 3 eksi 7 bölü 24 bölü 1 artı 4 bölü 3 çarpı 7 bölü 24. Buradan e, paydalarını eşitlemek için 8 ile çarpmam lazım. 32 eksi 7 25 bölü 72 şey 24 pardon şurayı bir düzelteyim. 25 bölü 24 paydaya gelirsek payda da arkadaşlar 28, 72 buradan 100 bölü 72 oldu. Haliyle 25 bölü 24 çarpı 72 bölü 100 sadeleştiriyorum. 3 burası 4 burası tanjant beta şey tanjant alfa eksi beta 3 bölü 4 oldu. 3 bölü 4 0.75 yapar. Buna en uygun hangisi? 37 derece B şıkkı.